İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. İki kişinin yaşadığı mahallede seçme hile karıştı. 31 Mart seçimi yapılamayan ya da sonucu iptal edilen 3 ilçe ve 4 beldede 2 Haziran'da sandık başına gitti. Milli irade geç de olsa tecelli etti. Sadece bir mahallede, İstanbul Fatih'teki Sarıdemir'de itirazlar sürüyor. En düşük nüfuslu mahalle. İstanbul Sebze ve Meyve hali Bayrampaşa'ya taşınmadan önce Eminönü'ndeki Sarıdemir mahallesinde kuruluydu. Sarıdemir o yıllarda binlerce sakinin yaşadığı kalabalık bir mahalleydi. Önce tüccarlar gitti, ardından işhanları boşaldı. En son sakinler çekildi. 31 Mart'a girilirken Sarıdemir'deki seçmen sayısı imam ve eşi dahil 8'e düştü. İstanbul'un en düşük nüfuslu mahallesi olan Sarıdemir'de 2972 sayılı mahalle idareler ve muhtarlık seçimleri ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanun gereğince seçmen sayısı onun altına düştüğü için muhtarlık seçimi yapılamadı. Sarıdemir'e kayyum atandı. 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar verildi. 52 yıldır muhtar. 2 aday var. Biri 52 yıldır muhtarlık yapan 87 yaşındaki Mustafa Cemal Turgut. İstanbul'un en uzun süreli ve en yaşlı muhtarı. Tam 9 dönemdir görevde. Oğlu Şeref gülerek babamı Topkapı Sarayı'na koyacağız da yer yok diyor. Turgut şehrin en eski şekerlemecisi. Demesine göre 300 yıllık evveliyatları var. Dedeleri Osmanlı Sarayı'nda helvacı başıymış. Diğer adaysa 65 yaşındaki Talip Akgül. Postacılıktan emekli. Han bekçiliği ve çaycılık yapıyor. 3 seçmen kaydetmişler. 2 Haziran'daki seçimi 2'ye karşı 9 oyla ezeli ve ebedi muhtar Turgut kazandı. Akgül, boşver uğraşma denilmesine kulak asmayıp seçimin yenilenmesi için Fatih Seçim Kurulu'na itiraz etti. Akgül'e göre iki seçim arasında Ragıp Gümüşbala Caddesi 29 numaradaki iş yerine bu adreste oturmayan 3 seçmen eklenmiş. Akgül dilekçesinde şöyle diyor. Seçmen kaydına usulsüz şekilde yeni kişiler eklenmiştir. Bu seçimlerin meşruiyeti ciddi şekilde zedelemektedir. Akgül seçimin iptali ve yenilenmesini istiyor. Aynı binada 8 sahte seçmen. İlginç olan şu, adı geçen iş yerinin 2 girişi var. Ön girişi Ragıp Gümüşpala Caddesi 29 numara, arka girişi ise Kıble Çeşme Caddesi 5 numara diye sisteme kaydedilmiş. Akgül iş yerinin bekçiliğini ve çaycılığını yapıyor. Ancak hem Akgül hem de Turgut hiçbir sakinin oturmadığı bu iş yerinin ikamet adresi olarak göstermiş. Sadece onlar olsa iyi. 2 Haziran'da oy kullanan 11 seçmenden 8'i bu adreste oturuyor görünüyor. Muhtarın dükkanı yan mahallede. Akgül, Turgut'un şekerlemeci dükkanının komşu Demirtaş mahallesinde ve evinin sarı yerde olduğunu ifade ederek şunları söylüyor. 60 yıldır dedelerimin ofisi. Böyle gelmiş. Şikayete gerek yok diyorlar. Ekledikleri 3 kişi Maltepe'de oturuyormuş. Sahtekarlıkla işi götürüyorlar. Akgül böyle diyor ama kendisi de Şişli'de oturuyor. Zaman zaman handa konaklıyormuş. Turgut'un kulakları zor işittiği için oğlu Şeref'le konuştum. Şeref Turgut, Sarıdemir'de ikamet ettiklerini ve mahalleye iki seçim arasında üç kişinin taşındığını iddia ediyor. Asıl Akgül'ün mahalle sakini olmadığını savunuyor. Eskiden postacıymış, şimdi çaycılık yapıyor. Bizlerse doğma büyüme buralıyız. Mesele hizmet meselesi diyor. İki kişi yaşıyor. Sarıdemir'de gerçekte kaç kişi yaşıyor? Fatih Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Hakverdi'ye göre sadece iki. Onlar da imam ve imamın eşi. Hakverdi bir kişinin muhtar olabilmesi için o mahallede yaşaması gerektiğini ifade ediyor. Mahallede oturmadığı noter kanalı ile tespit edilirse muhtarlığı düşer diyor. Hakverdi iki seçim arasında seçmen sayısının artırıldığını doğruluyor. Biraz öyle olmuş. Nüfusu artırmışlar diye konuşuyor. Sonradan Fatih'e bağlanan Eminönü sınırları içerisindeki en az 20 mahallede nüfusun onlu sayılara düştüğü ifade ediliyor. Bir mahallede böyleyse. Akgül'ün itirazı değerlendirildiği için muhtarlık mührü halen Turgut'a verilmedi. Fatih Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor. 8 seçmenin kayıtlı olduğu, gerçekte 2 kişinin yaşadığı bir mahallede seçime hile karıştırılıyorsa, 85 milyonluk memlekette milli iradeye karşı kaç bölgede ne kadar suç işlenmiştir tahmin edemiyorum. Sarı Demir'de 2 kişi yaşıyor. Türkiye'de yüzlerce hatta belki de binlerce Sarı Demir yaşandı ve yaşanıyor. Özel buğday ve çay taban fiyatına zam isteyecek. CHP lideri Özgür Özel yarın saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partisinin genel merkezinde ağırlayacak. Özel, önceki görüşmede ele alınan konulara ek olarak buğdayın tonuna verilen taban fiyatın 15.000 TL'ye, yaş çayın kilosuna verilen taban fiyatın 25 TL'ye yükseltilmesini önerecek. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmasını isteyecek.